Halkların Demokratik Partisi grup önerisinin lehinde son olarak Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan konuşacak. Buyurun Sayın Özcan. Sayın Başkan, saygıdeğer genel kurul üyeleri diye söze başlamak istiyorum ama şöyle bakıyorum. AKP sıralarında 5 arkadaşımız, MHP ve HDP sıralarında da yine 10 kadar arkadaşım var. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Aslında bu konu çok önemli bir konu. Bu konuya ben ilgi göstermenizi bekliyordum. Ancak kabine değişikliğinden midir, başka sebepten midir, gönül kırgınlıkları olan arkadaşlarımızın, bakan olamamış arkadaşlarımızın içeriye gelmeme isteğinden midir? Herhalde genel kurul tarihinin en boş salonlarından bir tanesine karşı konuşmak zorunda kalıyoruz bu önemli konuyu. Sayın milletvekilleri, 15 Temmuz'da başarısız bir darbe girişimi oldu. Çok şükür. O gün Sayın Erdoğan'ın havaalanında yaptığı konuşmayı hatırlıyorum. Ellerini ovuşturarak demişti, hatırlıyor musunuz? Bu darbe girişimi Allah'ın bir lütfu oldu diye. Biz darbe girişimi başarısız oldu derken daha o dakikalarda, belki daha öncesinde kafasındaki planı hayata geçirmeye başlamış. 15 Temmuz'da başarısız bir darbe oldu çok şükür ama 20 Temmuz'da başarılı bir darbe oldu Türkiye'de. 20 Temmuz darbesinden bahsediyorum. KYK'lar eliyle Türkiye'nin ne hale getirildiğinden bahsediyorum. Sayın milletvekilleri, o tarihten sonra yaklaşık 26 KYK çıkartıldı. Bu 26 KYK ile birlikte yaklaşık 111 bin kamu personeli ihraç edildi. Bunların hemen hemen hiçbirisine soru dahi sorulmadan ihraç edildi. Hatta bir kısmı Sayın Kaboğlu da dahil hala neyle suçlandığını bile bilmeden ihraç edildi. Ya bir tek savunma bile alınmadı. Sen ne diyorsun bu konuda bile denmedi. Usulen de olsa bir tahkikat yapılmadı. Bu çok acı verici, üzüntü verici bir durum. Tabii sayın milletvekilleri, genel olarak ihraçlara baktığımızda ortaya konan gerekçeler nelerdi? FETÖ'cülerin okullarına çocuklarınızı göndermişsiniz. Birinci gerekçe buydu değil mi? İkinci gerekçe FETÖ'cülerin bankasına para yatırmışsınız. Üçüncü gerekçe de, daha başka gerekçeler de var ama ana gerekçeleri sayıyorum. FETÖ'cülerin sendikasına üye olmuşsunuz. Değil mi? Gerekçeler bunlar. Şimdi şu gerekçeleri bir irdeleyelim. Benim çok aklıma takılan şeyler var. Şimdi okullar meselesi. Sayın milletvekilleri, ben şimdi size FETÖ'ye mali anlamda destek olmuşsunuz. Hem de 17-25 Aralık'tan sonra desem eminim tepki gösterirsiniz. Ama bunu yapmışsınız. Bakın çıkan bir yasa var. 14 Mart 2014 tarihli 6528 sayılı yasa. Yani bu özel okullara çocukları gönderenleri destekleme amacıyla çıkartılan yasa. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Siz demişsiniz ki özel okullara çocuklarınızı gönderin. Peki bu dönemde kaç tane özel okul kapatılmış? 1064 tane özel okul kapatılmış. Bunların zaten 835 tanesi de sizin döneminizde açılmış. Yani siz veliye diyorsunuz ki çocuğun babasına, paranın yarısını veren çocuğun babasına veya bir kısmını veren çocuğun babasına, sen bunların okuluna çocuk gönderdin, ben seni terörist sayıyorum. Diğer parayı kim vermiş, teşviği kim vermiş? Devlet baba vermiş. Sizin çıkarttığınız kanun sayesinde vermiş. Yani siz bir anlamda kendi koyduğunuz milattan sonra FETÖ terör örgütüne mali olarak destek vermişsiniz. Sadece 2015-2016 eğitim yılında 114 milyon lira para aktarmışsınız. Bu kapatılan okullara 114 milyon lira. Dikkatinizi çekiyorum. Şimdi diyorsunuz ki siz çocuklarınızı bu okula gönderdiniz. Peki bu okulların açılmasına sebebiyet verenler kimler? Bu izinleri veren kimler? Bu siyasi kararları alan sizlersiniz. AKP olarak ülkeyi siz yönetiyorsunuz. İdari kararları alanlar kim? Sizin atadığınız bürokratlar. Şimdi sizin hiç mi suçunuz yok? O okullara çocuk gönderen kamudan ihraç ediliyor. Ama o okulları açan, o okullara mali destek veren, bunların hiç mi suçu yok? Şimdi onlar terörist oldu. Siz sütten çıkmış ak kaşık mısınız? Bankası meselesi.
Bakın Banka Asya'nın nasıl kurulduğunu defalarca anlattık. Hatta iki gün önce Sayın Metin Er'in kaleme aldığı yazıda geçen protokole baktığınızda Fethullah Gülen hariç hepsi gene oradaydı. Kurdeleyi kesenlerle aynıydı. Şimdi Bank Asya ile ilgili şu sorulara bir türlü cevap bulamıyoruz. Bank Asya'da kaç milyon hesap var? Kaç milyon hesap var? Türkiye genelindeki Bank Asya şubelerinde kaç tane çalışan var? Bu soruların cevaplarını bulamıyoruz. Bu konuda verilmiş soru önergelerine de cevap yok. Şimdi siz diyorsunuz ki Bank Asya'ya para yatırdıysan sen teröristsin, FETÖ'cüsün. Peki şunu bilmiyor musunuz? Özellikle AKP'li belediyelerin Bank Asya aracılığıyla toplu taşıma hizmeti verdiklerini, dolayısıyla Türkiye'de birçok ilde binlerce kişinin belediyenin toplu taşımasından faydalanmak için Bank Asya'ya hesap açtırmak zorunda kaldığını bilmiyor musunuz? Yine birçok kamu kurumunun maaşlarının neredeyse 15 Temmuz'a kadar Bank Asya üzerinden verildiğini bilmiyor musunuz? İnsanların bu maaşı almak için bu hesabı açtırmak zorunda kaldıklarını öngörmüyor musunuz? Şimdi böyle bir gerekçe olabilir mi? Ben bunu tekrar düşünmenizi özellikle talep ediyorum. Ha bir de şu Aktifsen meselesi var. İsmini de verelim sendikanın. Ya arkadaşlar Aktifsen cemaatin FETÖ'cülerin sendikası diyorsunuz. 14 Temmuz 15 Temmuz'a 15 Temmuz gecesi darbe girişimi oldu. Biliyorsunuz bu tür sendikalara sendika katılım payını devlet yatırıyor değil mi? Darbe girişiminden sonra Aktifsen'in hesabına sendikal payların yatırıldığını biliyor musunuz hükümetiniz tarafından? Hiç buna baktınız mı? Ya burada bile derin çelişkiler olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Özetle söylersek sayın milletvekilleri, bu KYK'lar sayesinde yapılan bu ihraçlarla siz milyonlarca insanı mağdur ettiniz. Milyonlarca insanı mağdur ettiniz. Öbür tarafta bunun hesabını nasıl vereceksiniz bilmiyorum. Ama bu tarafta inşallah mahkemeler huzurunda bu hesabı verdiğinize biz şahit olacağız. Allah'tan en büyük dileğim bu. Bir de bir konu daha var. Şu Baylokçu kamu görevlilerini ihraç ediyoruz diyorsunuz. Şimdi MİT'ten kaynaklı haberler var. Diyor ki Türkiye'de 213 bin Baylok kullanıcısı var. Bu haberler düzeltilmedi. 213 bin Baylok kullanıcısı varsa bugüne kadar şöyle bakıyorum en fazla 20 bin Baylok kullanıcısı ile ilgili işlem yapılmıştır. Peki nerede geri kalan 180 bin? Nerede? Eğer Baylok kullanmak terör örgütü üyesi olmakla eş değerse şu anda bizim bilmediğimiz 180 bin Baylok kullanıcısı ne olacak? Ne zaman ortaya çıkacak bunlar? Ne zaman ortaya çıkacak? 10 yıl mı sürecek? 20 yıl mı sürecek? Bir de MİT zaman zaman güncelleme yapıyor. Her güncellemede de bu Baylok kullanıcısı sayısı artıyor. Bunun içinden çıkmamız lazım bir an önce. Sayın Metin Er, ilgiyle dinlediğinizi görüyorum ama dün sorduğum soruya hala bir cevap vermediniz. İki tane ben orada Baylokçuları, FETÖ'cüleri gördüm diyorsunuz 15 Temmuz etkinliklerinde. O FETÖ'cülerin kim olduğunu hiçbir savcı size sormuyor. Ben bu milletin milletvekili olarak soruyorum. Soruyorum, size de sataşıyorum. Lütfen çıkın anlatın. Kim bu bakanlar? Kimi gördünüz? Hem de meclisin bahçesinde gördüm diyorsunuz. Hem de protokolün en önünde oturuyor. Vardı diyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız oradaydı. Sayın Başbakanımız oradaydı. Allah korusun o FETÖ'cülerden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza bir zarar gelseydi ne olurdu? Ne zamana kadar susacaksınız? Bu sırrı öbür tarafa mı götüreceksiniz? Ben sizden bunu açıklamanızı bekliyorum. Sayın milletvekilleri bir konu daha var. Bu vesileyle ona da değinmek istiyorum. Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de bir referandum yapılacak. 2 ay kaldı. Neticenin de ne olacağını görüyoruz eğer bu referandum engellenmezse. Her konuda fikir beyan eden, çok ağır cümleler kuran Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız neden bu konu gündeme geldiğinde geçiştirmekle kalıyor? Bu konuyu önemsemiyor musunuz? Bu konunun ülkemizde ve bölgemizdeki dengeleri ne kadar değiştireceğinin farkında değil misiniz? Bu sorunun ben cevabını sizlerden istiyorum.
Söylenecek çok şey var ancak süremiz yetersiz olduğu için Sayın Başkan'ın da bana bir dakika daha vereceğini düşünmediğim için. Neden genel... düşünmüyorsunuz aşk olsun? Verir misiniz efendim? Bitmediyse verir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.